Arkadaşlar, buğday nasıl yıkanır ve şişman nasıl kullanılır? Şimdi arkadaşlar, bir elma sirkesi yapıyorsunuz, bunu sürekli kullanıyorsunuz. Tabii işiniz bitti mi üstünü kapatın. Bir tas yem, yani ortalama 250-300 gram ortalamasını söylüyorum. Buna döktünüz. Suyun içerisine koydunuz. Pardon, elma sirkesinin içerisine koydunuz. Bu buna sığmadı da kepçem büyük, ufağını bulamadım. Şöyle yapayım, ben karıştırayım onu. Elma sirkesiyle beraber yemi yıkıyorsunuz arkadaşlar. Yıkadığınız yem üzerindeki kimyasalları bırakıyor. Yani televizyonda da anlatıyorlar ya, elmalarınızı elma sirkesiyle, armutu, yani kabuklu meyveleri elma sirkesiyle yıkayın. Bütün mevzu bu. Şimdi bunu elma sirkesinde yıkadıktan sonra çalkalıyoruz. Yani kaba suyu gitmiş oluyor. Kaba pisliği gitmiş oluyor. Evet. Yani bu suyu ondan çıkartacağız arkadaşlar. Yani süzdüreceğiz onu. Ben video uzun sürmesin diye hızlandırılmışını yapacağım. Şimdi bunu yaptıktan sonra şöyle koyalım. Arkadaşlar, bu yemliğimiz, bu şişman. Türkiye'de değil, dünyada bir başkası daha yapmadı. Şu ana kadar görmedik. Şişman yem katkısı arkadaşlar. Şimdi bunu yiyen anne baba sağlıklı kilo alır. Bira mayası içinde kesinlikle yok. Yani bira içenlerin göbeği çok şişer ya. Öyle boş şişirmez. Bira mayası hiçbir devavit üründe yoktur. Sağlıklı kilo aldırır, obez yapmaz arkadaşlar. Obez kesinlikle yapmaz. Şimdi nasıl kullanılır? Anaçlarda döl verimliliğini artırır. Bak, bu kadar net soruyorum. Tavuklarda yumurta verimliliğini de artırır. Bu kadar net söylüyorum. Tavuklara ekmekle paçal edip verebilirsiniz. Şimdi bu dediğimiz 250 gram 300 grama yaklaş kızım. Bakınız, bu kadara bir çay kaşığı yeterlidir. Kesinlikle fazla koymayın. Neden fazla koymayın? Yeme fazla tuz koymuş gibi olursunuz arkadaşlar. Şimdi bunu koyduktan sonra bunu karıştırın. Yani her tarafına yayılsın. Bunu her gün yapıyorsunuz. Her gün günlük yemlerine yapıyorsunuz. Eğer bu ıslanmış yemi güvercinleriniz yemezse, biraz açıkta bekletin, kendini çeksin. Bu yeme komple karışmış oldu. Evet, bu şekilde. Komple karışmış oldu bir çay kaşığı. Bunu da yemliklere servis yapabilirsin. Bu şekilde. Ben acele yapıyorum, video uzun olmasın diye arkadaşlar. Yani hayvanlar ilk etapta bunu yemeyebilir. İlk etapta yemeyebilir. Tadı değişik gelebilir. Alıştırdığınızda çatır çatır yiyecekler. Birçok arkadaşımız, kullananlar bunun farkında. Anne baba bunu yedikten sonra yavruya kustuğu zaman kemik yapısını, kas yapısını taş gibi yapar. Sağlıklı yavruya da kilo aldırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yani yavruyu da 10 numara yapar. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Anaçlara sağlıklı kilo aldırır. Döl verimliliğini artırır. Tavuklara kullanıldığı zaman, ekmekle paçal veya yemle paçal yaptığınız zaman düzenli nasıl sağlıklı kilo aldıklarını, yumurtayı nasıl artırdıklarını, döl verimliliği nasıl arttığını, hangi hayvana kullanırsan, kediye köpeğe hariç evcil hayvanlara 10 numara 5 yıldız. Arkadaşlar, lütfen yorumlarınızı bekliyorum. %100 yerli Türk malı, devavit kazansın, ülkemiz kadeve kazansın. Devavit büyüyor, halkımız çalışıyor. Çalışanımız artıyor. Unutmayın. Ülkemizin malı. %100 içeriklere sahip. Zaten bu arkasını okuduğunuz zaman, yani bu içerikler hiçbir üründe yok. Ha, koyarlar. Bunu bizim gibi, yani mevcut rakam söylemeyeyim, video sonra izlendiği zaman 2 sene 3 sene sonra fiyat buydu deniliyor. 500 liraya satarlar. Ama bizim fiyatlarımız çok uygun. Ülkemiz kazansın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.